Selamlar herkese. Hançer ben. No Man's Sky maceramız kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor arkadaşlar. Bu bölüme bir dublajla başlayacağız. İlk defa yapıyorum kanalda. Kendi başıma oynarken böyle korsan bir sisteme geldim. Quest falan yapıyordum, takılıyordum. Kaydetmiyordum oyunu. Ve karşıma bu çıktı. Hatırlıyorsanız bölümler önce çıkmıştı. Ve becerememiştik. Sonra da ben internetten biraz bakmıştım. Ve hızlı bir şekilde kayıt tuşuna basabildim. Ekran görüntüsünü kaydettim. Ama mikrofonu falan etrafta olmadığı için konuşamamıştım. Şimdi dublajla ne yaptığımı anlatacağım. Sonra da bölüme dalacağız. Öncelikle motorları patlatmanız gerekiyor. Bunları patlattığınız takdirde kaçamıyor arkadaşlar bu gemi. Ve avlayabiliyorsunuz. O yüzden arka taraftan motorlara daldım. Onları indiriyorum. Yukarıda bu büyük geminin korsan gemisi bu. Buradaki normal şeylere, gemilere saldırıyor. Biz de o gemileri korumaya çalışıyoruz. Yukarıda kalkanı ve canı var. Mavi ve kırmızı. Sağ altta da %66-65 saldırdığı geminin kalkanları var. O gemiyi korumanız gerekiyor. Ama korumasanız da olur. Şu noktada mesela yanlış yapıyorum. Silahlara falan ya da kalkanlarına dalmaya başladım. Ama yapmanız gereken şey, yukarıda büyük silahları var arkadaşlar. Arkadaki motorları patlattıktan sonra o yukarıdaki büyük silahlarını patlatmanız gerekiyormuş. Tam bilmiyordum bu noktada o kadar. Onları patlattığınız takdirde de pes ediyorlar. Ama ben işte kalkanlarını patlatmaya karar verdim onun yerine. Böylelikle işte bunu yenecektim güya kafamda. Öyle bir fikir vardı. Bir taraftan dalmışım. Ne güzel oluyormuş kendi oynadığım şeyi seslendirmek. Bu arada çok epik bir savaş. Bunlar da değil. Bunlar da değil bahsettiğim şeyler. Bunlar gemiye falan sıkıyor. Anti-ship. Bunlar değil. Etrafta kocaman şeyler var. Heh, buldum galiba. Yes. Bunları indirmeniz gerekiyor arkadaşlar. Arkadaki motorları indirdikten sonra. O yüzden akıl ettim. Hatta şöyle arkasına saklanmaya çalıştım ki etraftaki şeyler bana vurmasın. Bunu indiriyorsunuz. Bu arada kalkanı patladı şeyin. Saldırdıkları geminin kalkanı patladı. Bu ne? Dibime şey girdi. Ve sağda sadece canı kaldı. O yüzden o ne yazık ki ölecek. Öldürmezseniz ufak tefek ödüller daha geliyor ama aradığım şey o değil. Ben bu gemiyi ele geçirmek istiyordum. Bir şeyleri patlatıyorum. Bu arada yeni öğrendim. Sol üstteki şey arkadaşlar, 30. bölüme geldik. Sol üstteki kalkanın üstündeki beyaz çizgi, o benim kalkanımmış, canım değil. Altındaki böyle artı işaretine benzeyen, mızrak ucuna benzeyen şeyler de total canımı sembolize ediyormuş. Yani 7 canım gibi bir şey var, öyle düşünebilirsiniz. Niye öyle yapmışlar bilmiyorum. Ama şu anda kalkanım mesela benim, bir gıdım kaldı. Şu anda galiba aynen %1 canı kaldı şey gemisinin, sağ altta görüyorsunuz. Ve bir tane daha torpido sıkarak onları patlatacaklar. Patladılar hatta. Onlar patladı. Normalde patladığında bu gemi kaçıyor. Motorlarını kullanarak hızlı bir şekilde. Ama şu anda kaçamıyor. Çünkü ben arkadaki motorları patlattım. Burada ne yapmaya çalışıyorum bilmiyorum. Escape'e basıp galiba kalkanımı yenilemeye çalışıyordum. Tab'e basmam gerekiyor, Escape'e değil. Durumun heyecanından bir şeyler yapıyoruz. Tabi dışarıdan vuramıyorsunuz, içeri girmeniz gerekiyor. Kalkan gitti ve canlarımdan biri de gitti, onu fark ediyorsunuz. Şimdi ne yapacağımı çok bilmiyorum galiba. Etrafta geziniyorum. Aynen. Kalkanlarını patlatınca kalkan yerine şeyler çıkıyor. Böyle benzin parçaları kendini gösteriyor. Fuel rod mu bunların ismi? Şu anda yazmıyor ama bunlar patlıyor arkadaşlar. Bayağı hasar geliyor gemiye. Hasar vermek isterseniz. Ama yapmam gereken şey bu değil. Mesela şu anda işte kalkanı azalttım biraz. Hasar vereyim, belki bir şeyler olur tarzı modundayım. Ama yukarıdaki büyük şeyleri falan patlatmam gerekiyor aslında. Şimdi sağ altta yazan %63 de bu geminin canı. %63'e indirdim. Kalkanları indirmeden demek ki içeriden de hasar verebiliyorsunuz. Şimdi iki tane koridor var içinde aslında. Heh, diğerini bulmayı başardım. O silah vurmama gerek yok. Bu kalkanları patlatmam gerekiyor. Yine tab'e basmaya çalışıyorum ama gidip escape'e basıyorum heyecandan. Ve heh, bu arada kalkanımı yenileyemiyorum. Sodyum gerekiyor yanılıyorsam. Neden yenileyemiyorum? Çünkü arka planda depo düzenlemesi yaptım. Burada ekran sapıtıyor, neden bilmiyorum. Çılgın şeyler oldu. Arka planda arkadaşlar birazdan göstereceğim. Bu quest'leri yapmadan önce. Depo düzenlemesi yaptım, çok güzel. Ve bütün temel elementleri bir tane depoya koydum.
Oysa ne yazık ki şu anda inventörümde hiç bunu beklemiyordum. Hiç kalkan yenileyecek hiçbir şey yok. Karbondu, sodyumdu, trityumdu hiçbir şey yok. O yüzden kalkanımı da dolduramadım. Ve kalkanı şey oldu şu anda. Sıfırlandı. Ve normal gemiye sıkarak bile galiba canını indirebiliyoruz şu noktada. Aynen. Etrafa vurarak. Ki galiba zaten yapabiliyordum bunu. Zaten yapabiliyordum muhtemelen bunu. Çünkü içinden vuruyoruz. Kalkanlar dışarıdan gelen damage'ı engelliyor. Yani kafama göre takılmışım, her şeyi pahalıya uçurmuşum. Ve pes ettiler arkadaşlar. Belirli bir cana inince gemi pes ediyor. Ama şu yukarıdaki kocaman silahı patlatsam da pes edecekti diye biliyorum. Yani yanılıyorsam beni düzeltin. Ama bildiğim kadarıyla arkadaki motoru patlatmanız gerekiyor. Onu patlatıyorsunuz, kaçamıyor böylelikle. Sonra yukarı çıkıp büyük, en büyük silahları patlatıyorsunuz. Sonra otomatik pes ediyor diye biliyorum. Ben o büyük silahlardan birini atladığım için kalkanlara falan dalmam gerekti. İşte patlatmam gerekti içeriden. Bunlara gerek yok diye biliyorum. Ve yukarıdaki büyük silahları patlatınca insanların gemisi de kurtuluyor. Onun kaptanı size ufak bir ödül gibi bir şey veriyor yanılmıyorsam. Bu arada bu gemiyi patlatabiliyorsunuz da. O da ödül veriyor. Hatta bayağı okudum bunu yaptıktan sonra. Şeyleri kurtarırsanız masumları ve bunu bu gemiyi havaya uçurursanız masumların kaptanı size fazladan para veriyor ve bunun kalıntılarını alıyorsunuz. Kurtaramazsanız gemiyi ve bunu patlatırsanız sadece kalıntıları geliyor. Bu durumda da bunu alabiliyorsunuz arkadaşlar. Ya para istiyorsunuz ya da ele geçiriyorsunuz. C sınıfı çok dandik ama şahane gözüküyor ve kırmızı bizim rengimiz olduğu için bir kıyasladım, karşılaştırdım. Benimki 6.5K ediyordu. Bu 51 milyon ediyor arkadaşlar ve daha iyi duruyor. A'dan C sınıfına düşüyor olsak da ben daha çok beğendim bunu. Daha fazla kargo şeyi var, 19'a 29. Ve böylelikle bam diye arka planda oynarken bu şahane gemiyi aldım. C sınıfına düşmesi çok da önemli değil. Bence bu gemi daha iyi. Zaten fiyatından belli oluyor. Kargo şeyi daha fazla. Ve her şey otomatik olarak taşınıyor arkadaşlar geçtiğinizde. Bunu da biliyordum. Çok eskiden birkaç sene önce bug varmış, taşınmıyormuş. Ama sıkıntı yok şimdi. Bütün questlerimiz, depolarımız, ki düzenlediğim depoyu görüyorsunuz az önce. Ham madde birazdan göstereceğim. Böyle. Enteresan bir kombat oldu. Son anda kayıt tuşuna basabildim. Üstüne de dublaj yapasım geldi. Şimdi karakterime yas sallayacak birazdan ve bölüme dalış yapacağız. Ve dublajın sonuna geldik arkadaşlar. Böyle ele geçirdim gemiyi. Şimdi devam edeceğiz bölüme. Birebir aynısı. Renkleri bize çok uyuyor. Şahane gözüküyor. Bakalım bir süre bununla gideriz. C sınıfı olduğu için biraz mutsuz ediyor beni. Ama daha iyilerini buluruz belki. Bu bölüm ne yapacağız? Hem base inşaat hem köy inşaat questlerine ufak tefek devam edeceğiz. Çiftçiye geri dönmemi istiyor ki bitkilerimiz büyümüş. Osuruk kokan bitkiler. Aynen, dışkı topluyoruz bunlardan. Ve bu adama getiriyoruz galiba. Birazdan depoları göstereceğim nasıl düzenlediğimi. Büyüdü mü diyor çiçek. 25 tane dışkıyı koyuyorum eline. Çok güzel. Seni çiftçi yapacağız diyor. Yemek mi hazırlayacak ondan? Galiba yemek hazırlıyor. Okey. Frostwort. Bütün bitkileri tanıtıyor. Bu arada Frost Crystal topladık hatırlıyorsanız geçen bölüm. Şanslı bir şekilde. Bir saatte büyüyormuş bu arada bitki. Bunu ekebileceğiz. Aynen, buzda karda büyüyen bir şey diyor, bitki diyor bu. Bunları sökebiliyor muyum? Güzel soru. Sökebiliyorum, evet. Şöyle üstüne ekebiliyor muyum? No. Önce sökeceğim galiba. Edit. Delete. X. Bay bay, bunları söktük. Bunları diktik. Base'imize de dikeriz. Bundan sonra şey yapmayız, uğraşmayız bir daha. Bunlar bir saat sürecek arkadaşlar. Vereceğiz buna. Güzel. Köyümüze gidebiliriz ya da buraya hızlıca bakabilirim neler var. Aynen, köyüme gidebilirim hızlıca. Orayı inceleyelim.
Şu anda korsan sistemdeyim. Neden buraya geldim diye soracak olursanız, ben artık şu freighter upgrade'lerini yapmak istiyorum. Önce depoları göstereyim. Evet, base'deki depolarla buradaki depolar aynı arkadaşlar. O yüzden 1'den 9'a gidebilirim. Kafama göre bir sistem kurdum. Bizi bir 20-30 bölüm götürecek bence bu sistem. İleride sıkıntı yaratabilir. 0 arkadaşlar ham madde, hepsinin üstünde yazıyor zaten. Yanlış şeyi açtım. 0. Bu temel şeylerin hepsini buraya koydum. Beklediğimden çok daha fazla çeşitli malzeme varmış. Çok çok daha fazla. Oksijenden tutun demire. Mesela demir alt alta upgrade'leniyor. İşte karbon upgrade'leniyor, sodyum upgrade'leniyor. Diğerleri solo takılıyorlar. Böyle altındır, gümüştü. Bunların hepsi burada. Galiba 9999 tane koyabiliyoruz tanesine. Yani var. Vaktimiz var bayağı. Bunları buraya koyacağız, temel şeyleri. Temel diyorum. Birinci sandıkta organik şeyler var arkadaşlar, nispeten boş. Bitkilerden gelen şeyler, frost crystal, gamma root, solanium, fungal, yemek malzemeleri, hayvanlardan düşen şeyler, organiğimsi şeyleri oraya atıyoruz. İki, crafting sarı dedim arkadaşlar bunun ismine. Crafting şeyleri genel olarak burada ve sarı, turuncu da diyebilirsiniz, tartışabiliriz. Türevi şeyleri buraya koyuyorum. Bunları hep craft ediyoruz. Bunlar da crafting şeyi. Sarı olmasa da bunları da buraya yerleştirdim. Crafting malzemesi olarak düşünebilirsiniz ama sarı odaklı daha çok. Oradan 3'e geçiyoruz. Bunun ismi mor sandık ne alaka? Çünkü çok alakasız şeyleri birbiriyle aynı yere koydum. Ama arka planı veya üstü genelde mor olan şeyler bunlar. Ve çok spesifik bir şekilde seçebiliyorsunuz ne olduğunu. Mor bir şey geldiğinde burada olacak arkadaşlar. Şunlar var, kristaller var, anahtarlar, hediyeler. Çok ortaya karışık ama mor şeyler kendini çok belli ediyor bu oyunda. Oraya koyacağım. Burası maden türevi dedim. Şunlar, bunları parçalayabiliyorsunuz da. Bir sürü para ediyormuş bunlar. Total mi 425 bin ediyor? Aynen, 1-2 milyon ediyor burası. Böyle şeyler var. Bunların ne olduğunu anlamadım, para eden. Madeni andıran şeyler arkadaşlar. Aslında maden değil, alakası yok. Ama türev diyelim. Böyle şeyler, kristaller, inciler. Bu tarz şeyler burada. Onun dışında upgrade yerlerini buraya koyduk. Bunları satacağım bir kısmını. Upgrade'den ziyade işte kargo upgrade'leri, bunları halen tutuyorum. Belki daha iyi bir gemi buluruz. Silah upgrade'leri, satacağımız şeyler. Kartografi upgrade'leri, chart'ları, bunları da koydum. Bunlar hepsi burada. Bitti mi? Bitmedi. Doktor bu ne demişim bunun ismine de. Bu da anlamadığım abidik gubidik şeyleri de buraya koydum. Bunu satıyoruz galiba. 1.4 milyon dursun. Bu dekorasyon şeyi, hiçbir fikrim yok. Bu nanite eden şeyleri de ya da işlediğimiz temel şeyleri de buraya attım. Sarımsı, yeşilimsi. Şimdilik burada dursunlar. Bunların ne olduğunu biliyorum da uygun bir yer bulamadım. Yeşil sandığı yapmak istemiyorum. Bu kadar arkadaşlar. 7, 8 ve 9 boş. Böyle çok kolay koyabileceğiz her şeyi. Exosuit'imde de salvage data, mermi, navigasyon, kartımı tutacağım. Ve otomatik bunu doldurduğum anda da eve gelip boşaltacağım. Starship'im... Starship'im şimdi yeni ele geçirdiğim için malzemeler de geldi. O yüzden yoksa hepsini boşaltmıştım. Her şeyi exosuit'e atabilirim. Bunları boş doldurduğum gibi base'e gidip boşaltacağız. Geminin içinde de bazı ürünler vardı. Yo, Starship başka şey. Starship üstümdeki gemi. Aynen. Freighter'ın boş olması lazım. Dışkı var. Nasıl geldi bilmiyorum oraya. Böyle arkadaşlar. Arabadaki her şeyi de boşalttım. Ve hayırlı olsun inventory sistemimiz. Bizi bir süre götürür diye düşünüyorum. Şimdi köye gidebilirim. Köyümüze dönebiliriz TP atarak. Korsan sistemine neden geldim ondan bahsediyordum. Çünkü arkadaşlar... Şeyin upgrade'ini hiçbir yerde bulamıyorum. Quest'lerde vesaire. Yanlış yere tıkladım. Burada upgrade yapmam gerekiyor. Çünkü bu depolara başka sistemlerden kolay kolay ulaşamayacağız gibi bir his var içimde. Buradan bir upgrade açmaya çalışıyorum. Şunu. Bunu arkadaşlar 5 gerekiyor. Bunu açarsam her yerden bunun deposuna ulaşabileceğim. Ve bunu sistemimize çağırdığım anda...
base'deki yani buradaki depoların hepsine ulaşabileceğim. Şu anda ulaşamıyorum. Şu anda ulaşamıyorum. Öyle bir sıkıntımız var. Bunun içine 5 tane gerekiyor. Sadece bir tane bulabildim. 1 saat boyunca avlandım korsan sisteminde. Avlanırken de o gemiye denk geldim işte. Ve bu bölümün başına döndüm diyebilirim. O yüzden devam edebiliriz. Burada bir korsan görevi falan almıştım. Bunları sallayabiliriz. Okey. Hadi köyümüze gidelim şimdi. Köyüme halen buradan TP atamıyorum. Korsan istasyonuna gideyim. Kaçak bir şeyler alalım. Oradayken. İşte bu. Şahane gemimiz. Şahane gemimiz. Bakayım şöyle. Bakar mısınız şuna? Absürt şekilde güzel. Kaçakçı korsan gemimiz oldu. Bizde de var yani kaçakçı tipi bu aralar. Çünkü her şeyi ateş ediyoruz. Buraya kasıtlı geldim avlanmak için kargolardan ve yani bir saatte bir tane mi bulunur? O kadar düşürmüşler ki, nerflemişler ki drop'unu. Şey düşmüyor upgrade modülü. Böyle saatlerce şey gezdim. Kargo gezdim. Neyse. Bir noktada bulacağız. Çünkü inventory konusunda dediğim gibi sıkıntı yaratıyor arkadaşlar. Birazdan hissedeceğiz onu. Her yerden base'imdeki ve gemideki şeylere ulaşmak istiyorum. Galiba şu anda ulaşamıyoruz. Onu da bu arada kargodan bulmadım. Bir tane upgrade modülü var ya, quest'le aldım buradan. Bazen quest'lerle geliyor arkadaşlar. Şuradan upgrade modülü quest'i oluyor. Bakayım, şu anda yok mesela. Buradan çıkıyor. Oradan aldım. O da nadir bir quest. Yani bayağı çektirdi diyebilirim. Bir tanesini bulmak bile. Buluruz bir noktada. Buluruz. Inventory'miz çözüldü bir süreliğine. Köye gidiyorum direkt buradan. En son iki kişi tartışıyordu. Ben tam gemiye binmiş kalkmış uzaklaşırken. İki kişi birbiriyle tartışıyordu. Bakalım birbirlerini öldürmüşler mi? Bu arada kar ediyorduk en son. Ne alemde acaba? Ve her şeyi depoya da koymamalıyız çünkü üstümde olması lazım. Üstümde olduğu takdirde anında questlerde, tamirde vesaire kullanabiliyorum. Ben muhtarımızın ofisine gidelim. Şurada inşaat mı oluyor? Aynen. Tarım yerini bitirmemişim bile. Geçen bölüm yanılmıyorsam. 140 tane mesela Magnetized Ferrite istiyor. Arabayı da boşalttım. Ama mesela işte base'e ulaşamıyoruz. Böyle bir sıkıntı var o modülü takmadığım için. Şeyi çağıracağım yörüngeye. Bakalım o zaman olacak mı? Bunu çağırdım. Oo, bayağı yakına geldi. Çok iyi. Çok iyi. Ama galiba halen çekemiyorum. Halen çekemiyorum. Bu biraz üzücü. Bu oldukça üzücü. O yüzden o upgrade'i takmam gerekiyor arkadaşlar gemiye. Onun için upgrade modülü bulmamız gerekiyor. Gibi gibi birazcık üzecek bizi bu sistem. Onun için de ham maddelerden muhtemelen artık üstümde taşımam gerekiyor birer stack. Karbon, marbon. Ama onda sonu yok açıkçası. Hangi birini taşıyacağım? Burası benim ofis miydi? Benim ofisi bulmam lazım, muhtar ofisini. Burada. Oradan yani birazcık işleri uzatacak ama base'e TP atmam gerekiyor. Oradan çekmem gerekiyor vesaire vesaire. Bir şekilde bulacağız.
Oyundaki en nadir şey ya. Forumlara da gittim okudum. Herkes şikayet ediyor. Kalıntılarda da bulabiliriz. Belki onlara denk geleceğiz. Kalıntılara. Güzel bir izin benim. Yani anlattığım gibi buradaki sandıklar da birebir. Yani magnetized ferrite burada. Ne gerekiyordu tam olarak? Kromatik metal mi gerekiyordu? Magnetized ferrite. Bunu... Şöyle ikiye bölebiliyor muyum? Okay, yanıma aldım. Yanıma aldım. Yani birçok şeyi yanıma alabilirim buradan. Oksijendi bilmem neydi. Base'e koydum ama artanları base'e koymam gerekiyor. Çünkü biraz sonra bir daha gerekecek. Hançer Ağa köyüne gidiyoruz. TP attığımda beni meydana bırakıyor. Şeye atmıyor. Odanın içine atmıyor mesela. Bunları teslim ettim. Aynen. Bunu inşa etmişim ama koymayı unutmuşum galiba geçen bölüm. Büyük problem değil. Bakalım başka bir şey inşa etmeme izin verecek mi? Durumumuza bakalım bir. Okey, halen kârdayız. Bir şey değişmemiş. Kârdayız da borcumuz var. Problemlerini çözeceğiz şimdi. Bu ikisi kapışıyor. Kolonist ve mühendis. Bir ürün üzerinde hak ilan etmişler. Mühendisin ismi yazıyormuş ürünlerin üstünde ama yeni yazılmış gibi duruyor. İyi, mühendise verdim. Yok yok diyor diğeri de. Ne oldu? Sonuç birbirlerini öldürdüler. Sonucu ne? Peki. Bu arada o inşaat bitmeden... Bir şey yapamıyoruz galiba. Borcu temizlemeden üretime devam edemezsin diyor. Questleri nasıl açıyorduk burada? Z? No. Enteresan. 48 saatte unuttum nasıl yapıldığını. Mühendis şurada. Karakterler de burada takılan karakterler bu arada. Yeni tipler değiller. Muhtemelen şunu bitirmemiz gerekecek arkadaşlar. Ondan önce inşa edemiyoruz başka şeyleri. Bu da evet bütün bölüm sürecek. Biraz rüşvet atabiliyor muyum? 1,5 saat mi sürüyor? Kısmet. Bu quest halen devam ediyor. O zaman frigate'deki şeyleri yapalım. Bitkiyi büyütüyoruz. Circuit board yapmaya çalışıyorduk değil mi geçen bölüm? Evet. Circuit board içinde birkaç şeyi topladım. Ama daha fazla malzemeye ihtiyacım var. Onu bitirelim. Frost şeylerinden toplamıştık geçen bölüm. Birazcık gezdiriyor bizi ne yazık ki o quest. Ama hallederiz diye düşünüyorum. Eve gidiyorum. Çünkü her şey depolarımda şu anda. Bundan yapacağız. Heat Capacitor var.
polyfiber yapmam gerekiyor. Onun için Star Bulb'ı satın aldım az önce. Şeylerden birinden, tüccarlardan arka planda oynarken ama yeterince alamamışız. Kaktüsle Star Bulb'a ihtiyacım var. Bu gezegende Star Bulb olması lazım. Var. Bunu alalım. Sonra da kaktüs arayacağız. Başka bir yerlerde. Star Bulb çok zor olmasa gerek. Böyle Paradise gezegenlerde oluyormuş genelde bu tarz. Star Brambled. Bunun içinde olabilir abi sürüler. Ve başlamışken de küçük bir tarım yeri yapabilirim base'e. Çünkü tarım questini de yapıyoruz ya yanda. O bir kere tohumu verdiği takdirde galiba komple açılıyor o tohumlar. Base'e 2-3 tane koyabilirim. Bize hız kazandıracak ileride. Köylüler bir şey istiyormuş. Beklesinler. 1,5 saat sonra gideceğiz. Zırt pırt. Ağa müsait olamaz. Muhtemelen bunlar. Star Bulb, aynen. Çok az çıkıyormuş. Ama 80 tane falan lazım bana, değil mi? Bunları vurabiliyor muyum bir de? No. Hayvana sıktım galiba yanlışlıkla. Atarlandı. Bakalım yetti mi? Yetti arkadaşlar. Biraz da ama ekemeyiz. Bunun tohumu yok çünkü henüz bizde. Kaktüsün nerede olduğunu bulmalıyım. Sadece çölde oluyormuş arkadaşlar. Ama her yere de ekebilirsin diyor hidrofonik şeyle. O zaman çöllü bir gezegene gitmemiz gerekiyor. Acaba tohumu açmanın başka bir yolu var mı o quest'i yapmanın haricinde? Bunu merak ettim. Çünkü iki tohum açıldı şu anda sadece. Kaktüs quest'ini açtı mı? Evet. Açtı ama hiçbir tüyo vermedi belki. Sistemde yoktur. Ve ilişkimiz falan hiç önemli değil. Aynen bu gezegende yok. Şunlarda şeyi bulduğum anda indireceğim. Katiyen çıkmıyor ama. Çok şanssızız belki de. Başka bir sisteme gidiyoruz arkadaşlar hızlıca. Kaktüs toplamaya. Şu andaki görevi işaretliyor. Buraya gidiyorum. Hani kaktüs var. Dissonant. Ne güzel. Yani mor gezegenlerden var. Mor bir tane kaktüs aldım kendimize. Uf. Anomaly Detector diye bir şey buldum.
Bunu da bir test etmek istiyorum. Ne olduğundan... O. What? Aa, ateş ederken arkadaşlar, uzay istasyonuna sıktık az önce. Galiba böyle tepki veriyorlar. Sentineller geldi çünkü. Niyetim o değildi ama... Sıkıntı yok, birazcık farmlayabilirim. Onlar da... Aynen. Asteroidlere vururken... Arkada kaldığı için... Harcadım şeyi, uzay istasyonu halen harcıyorum. Yeterli. Fark edersem sıkıntı olmayacak galiba. Çünkü 10 tane var şu anda etrafta. Coştular. Gerek yok. Yeşil. İlk defa yeşil gördüm. Kaktüsün yeşil olabilir mi arkadaşlar? Alakası yok bence ama. Ve görevlere de bakacağım mesela. Çok özel bir şey veren görev olabilir arada sırada. Aa, ne görev veriyorum? İllegal kargo şey yaptım. Teslim ettim. Bunu da arka planda yaptım. Bir ara sizle de yaparız. Multitool expansion slot veriyor. Bunları kesinlikle alıyorum. Bunlar çok iyi. Çok çok iyi. 11 yaratık öldür. Bedava. Diğeri de Flora'yı scan et diyor. Bunu da aldım. Yani multitool'umuzu maxlarız ileride. Şu andakileri beğenmiyorum. Karar vermedim nasıl bir multitool yapacağız. Onu bir araştırırım. Güzel bir şey bulurum ileride. Şu anda iş görüyor. Ama muhtemelen üstten açıyorum arkadaşlar slot. Kasayı boşaltıyorum hızlıca. Daha doğrusu satın alıyorum. Yeterli. Al maddeleri topluyoruz bundan sonra. Şimdi bu arada bir saniye. Şunları satıyorum. İllegal şeyi verdi quest'in ödülü bana. O quest'i korsan şeyinde aldım, sisteminde aldım aslında. Buraya nasıl geri verebildim anlamadım, enteresandı. Çok ucuza gidiyor ama umumda değil. O değildi, pardon. Bunu da sat. Bunlar. Mesela pasaport da aldım da neyse, salla. Devam edelim. Bir arkadaş yorumlarda şunlara arkadaşlar tepki veriyor dedi. Öyle yazıyor gerçekten üstünde. Gravitano Ball mu? Sentineller atarlanıyormuş onları inventörde taşıyınca. Belki de az önce o yüzden daldılar. Ben istasyona vurduğumdan değil de. O da olası. Olası. Aynen, yine scan ediyorlar beni. Geliyorlar. Onları satmam gerekiyor. Enteresan bir detay. Şimdi, yalnız ben... Yo, bunlar şey. Bunlar direkt agresif korsan. Upgrade materyalime şey yaptılar. Sulandılar. 4 gemi mi? Aynı anda mı? Bu arada... Çağıramadım. Şey, geminizi çağırabiliyor musunuz? Aynı istasyondaysa diğer gemileriniz falan destek alıyormuş size. Pilotlarınız, ama pilot almadık daha. Bir ara bir tane pilot alacağım ekibe. Yani uzay savaşlarını solo yapmama gerek yok aslında o kadar da. Bunu şu anda çağıramıyorum. Uygunsuz bir yerdeyiz galiba. Biraz daha ilerleyeyim. Çağırdım. Böyle destek falan olabiliyor. Hatta bunun silahları muhtemelen kozmetik büyük ölçüde. Yok etmeyecek korsanları ama. İş yapabilir ileride. Deneyeceğim. Şey, hatta birilerini kiralayınca
ekibe daha sık deneyeceğim. Şimdi kaktüs gezegeni nerede? Amma uğraştırıyor kaktüs. Böyle şahane bir gemim var ve beni tokatlıyorlar. Küçük gemilerle. Hatta kadroyu açayım mı? Güzel olabilir uzay savaşları için ileride. Burada bir yerde gelmişken yanılmıyorsam bir modül var. Pilot şeyi açıyorduk. Manage Fleet. Squadron burada. Kaç kuruş? 800 nanite. Açarım. Bir tane açtım arkadaşlar. Bundan sonra gidip insanları, pilotları orada burada gördüğümüz ekibe katabileceğiz. Ve şurayı tarayalım. Galiba desteğe geliyorlar bir bize daldığında, kombat olduğunda. Şimdi kaktüs nerede? Kaktüs Flash burada. Burası. Suton Tau etrafında şey olan. Halka olan. O yüzden şeylerle konuşacağız. Pilotlarla. Onların da sınıfı olabilir. Hatta buraya park etmiş bile olabilir pilotlar. Şununla konuşalım mı ya da şununla? Önce bir ticaret yapalım. Bunların hepsini almaya da başladım. Hediye olarak dağıtacağım arkadaşlar. Tritium. Platinum. Teşekkürler. Recruit direkt alabiliyorsunuz ama ben bunun kalitesini görmek istiyorum adamın. Ya da gemisinin kalitesini. Fark ediyor mu acaba? Çünkü bir kişi alabileceğiz. Bu neymiş? A sınıfıymış. Okey, alalım. Kovarız. Muhtemelen kovabiliyoruzdur beğenmezsek. Heh. Oh güzel. Ne? A sınıfıydı az önce baktım. Yanlış mı baktım? C sınıfıymış arkadaşlar. Dandikmiş. Liderlik potansiyeli ortalamanın altında. Ama iki kişi öldürmüş. Korsanlık yapmamış. Bayağı ezik bir karakter bu. Vazgeçtim. Bundan sonra pilotlarla konuşacağız. Bir tane alacağız yanımıza. Ve bize destek olacaklar savaşlarda. Bu gemi de galiba destek oluyor da. Çok emin değilim. Muhtemelen şuraya gitmem gerekiyor. Kaktüs yaz. Ops. Şuna bir bakacağım. Hadi artık. O kadar kargo yerin var ki senin. Kobalt. Yok. Değişik. Çıkmıyor. Depolarım ne alemde? Gayet iyi. Vile Brute Detected diyor. Ondan kastı ne acaba? Kuru kafa. Atmosfere hoş geldin. Şuraya oturdum. Animasyonları çok güzel bu geminin. Gemilerin büyük bir kısmının animasyonu yok. Bu Sentinel gemisinin var. Bit
bitirmemiş miyiz bir saniye yeni multitool'umuzda? Karbonla da hidrojen gerekiyor. Şeyi yapmamışız, terrain manipulator'ı. Lütfen yapabileyim. Karbonla dihydrogen jelly. Güzel. Pyrite. Yangını ben mi çıkardım yoksa 76 derece. Okey, birazcık. Ateşli bir gezegene geldik. Bunlar da vaktime değmiyor ama arada sırada şöyle biraz toplama hoşuma gidiyor, inventörüme gelsin. Hepsi her zaman satılmıyor. Fırsat bulduğumda alıyorum da yeter. Şimdi kaktüs bulacağız. Sizlerle kaktüs avındayım. Bitki olarak gözükecek muhtemelen. Şu. Bu, aynen. Ekinokaktüs diye geçiyor. Bu silah da güzelmiş. Javelinimiz var. Bunlar kaktüs değil mi? Değil bunlar. Kaktüs türevi. Karbon veriyor daha çok. Benim gezegenim bin takar. Gerçekten balon küçük gezegeni buraya. Barışıklar gelsin. Evet, bunları ilk defa mı görüyoruz? Emin olamadım, daha önce keşfettik mi? Kaç tane gerekiyordu? 100 ya da 200 tane gerekiyor. Toplayalım gelmişken. Muhtemelen tarım quest'i bunları da açacak ileride. Başka yöntemini şu anda bilmiyorum. Tohum açmanın. Malzemeyi direkt eksem acaba? Olmaz. Tohum gerekiyor. Tarif gibi, aynen. Gravitano bol mu bu? Değil, yere düşmüş kaktüs. Devam gelmişken toplayalım şunların hepsini. Gezegendeki bütün suyu bu kaktüsler tutuyor galiba. Bakar mısınız yeşil yeşil ne kadar şeyler. Diriler. Her şey kurumuş gezegende onlar harici. Ateşe basınca yanıyor muyum? Evet. Yanıyormuşum, öğrenmiş olduk. Güzel. Yeterli gibi. 1700 tane toplamışım. Para etmiyor ama yeterli gibi hissediyorum. Şimdi bunu da yapabileceğim. Yaptım. O kadar uzun sürdü ki. Ve circuit board'u yaptık arkadaşlar. Hey hey. Onu teslim edelim hadi. Quest'i de işaretleyelim. Şu quest'i de yapabilir miyim? Ödülü çok güzeldi. Bitkileri scan et diyor. Şöyle bir daha tetiklersem. Okey, başka galaksinin başka yerinde. Yaratık da öldürebilirdim. Aktif questleri unutuyorum hep. Evimize dönüyoruz şimdi. Hatta buradan direkt atlayayım eve. Taradık değil mi bunların hepsini? Taradık. Evim burada.
Aslında Freighter'a gideceğiz. Ama neyse fark etmez. Zaten eve gelecektim. Emergency Settlement Homes mu? Bir saniye. Köyden sesleniyorlar galiba. Köylülerden bir tanesiydi bu diyor. Problemleri varmış. Duydum diyorum ben de. Sentinellerin sesi geliyor karşıdan. Hoppa. Geri dönmemiz gerekiyor köye. Bir saniye beklesinler. Şunu teslim etmek istiyorum. Tepe atarız buradan. Ben tepe atamıyorum. Bu arada bunun girişini yerini öğrenmem lazım. Ezberlemem lazım. O kadar büyük ki. Nereden içeri giriyoruz? Şurada. Ortasında. Var mı pilot? Şöyle bir S kalite bulursam gemi. Pilot alacağım. Şimdi teslim ediyorum circuit board'u. Şu arkadakilerden bir tanesi istemişti. Sen mi istemiştin? Bu istememiş. Sen istemiştin. Minerallerle ilgili data mı? Bu değildi quest ama bunu da verelim. Al sana nanite dedi. Sağ ol. Bu arada şey çok şey... köyüne dön, saldırı geliyor diyor. Zamanlı bir quest mi acaba? Öyle bir şey yok. Ama... ekstrem bir saldırı geliyormuş. Hazır değilim. Kaktüsü kaldırabiliriz. Tarım şeyi devam ediyor. Sentinelleri öldür demişti bu. Belki olur. Circuit board scientistmiş arkadaşlar. Scientist Sensen. Geyik yapıyor. Sen değil. Hayda. Scientist Sensen? Evet Sensen. Sonunda veriyoruz galiba circuit board'u. Yes, bölümler sürdü bir tanesi craftlamam. Teşekkürler diyor. Galactic Trade Terminali açtık. Bu vardı bende. Üzdü. Neyse, başka bir şeyler açsın. Gravitiano Ball diyor. Var. Inventory'mde var. Ama sattık onları. Sentineller saldırıyor diye. Yo satmadım. Satmadım. Kaç tane istiyor? Şanslı günümüzde miyiz göreceğiz. Bu arada bizim köyü yok ediyorlar. Zamanlı quest değildir bence. Var işte 4 tane. Şöyle inventörümde yer değiştireyim. Yes! Bir tane istiyormuş. Aşırı şanslıyız. İyi ki satmamışım. Yoksa onun gezegenini bulmamız gerekecekti. Yüksek güvenlikli gezegenlerde oluyormuş. Şey... sentineller koruyor onları. Bir önemi var demek ki. Verdim. Yine teşekkür ettim. Emerald Drive. Bunu da açmıştık. Bu... hayır açmamıştık. Bu yeşil şeylere gitmemi sağlıyor. Güneş sistemlerine. Biz kırmızıya gideni açmıştık. Bu yeni galiba. O şeylerden
bahsediyor güneş sistemlerinden. Mordite toplar mısın? Var Mordite bende. Bir bakayım mı şuna? Starship'e takabiliyoruz. Aynen. Bir Emerald Drive geldi. Yeşil güneş sistemlerine gidebiliyoruz. Bir de sarıya gideni de açmıştık. Onu takmış olabilirim. Cadmium Drive. Onu da taktım. Bunu da takayım ve yeşil ve artık kırmızı sistemlere gidebileceğiz. Gerekirse. Güzel. Şimdi ne istiyor? Köyümüzü yok ediyorlar. Mordite istiyor. Mordite adı üstünde mor olsa gerek. O yüzden mor sandık ne alaka şeyinde bu. Mordite. Inventory'mde de varmış. Hemen bırakalım. İşte kolaylık ya. Arada bir tur daha geyik yapacak. Lütfen quest'i aç, geyik yapma. Görevini bitirdin. Gözlerinden anladım diyor. Verdim. Exocraft terminali açıldı. Ha? Terminali mi? Combat scope. Bundan yok bende galiba. Bakayım. Combat scope. Daha iyi nişan almam için silahımı sabitliyormuş nişanıma biraz daha. Çok iyi. Şunu da buradan alayım. Ama çıkaramıyorum. Galiba biraz daha iyi nişan alabileceğiz arkadaşlar. Güzelmiş. Bir sürü şey açılıyor. Bir sürü şey açılıyor. Onun haricinde daldan dala atladık. Bir şey daha geldi. Ne yapıyordum? Exocraft terminaline bakacaktım. Specialist. Okey. Bunun arkasına da koyuyorum arkadaşlar. Böyle bunlar ard arda devam ediyor. Uzmanlık odalarım. Exocraft mühendisi bulmam gerekiyormuş. Burası da şeyle, depo odasıyla birleşti. Okey, birleşebilir. Büyük bir sıkıntı yok. Bunun da klasik uzman şeyi var. Köyümüze gidelim bence. Merak ediyorum. Neler dönüyor? Bunlar büyüdü mü? No, 1,5 saat diyordu. Neredeyse büyüdüler. Aşırı agresif bir sentinel saldırısı beni korkutuyor mu? Belki biraz. Saniye. Benim güneş sistemine dönmedim mi? Evet. Hançer sistemindeyim. Base'imi neden göremiyorum etrafta? Neyse, hızlıca şu teknisyeni alayım. Neden base'imi göstermiyor anlamadım. Normalde gösteriyordu. Quest'i işaretleyeyim olmadı. Teknisyenimizi işe aldık. Aynen, sana öğreteceğim diyor. Al beni diyor. Terminalin var mı? Var.
Gel bakalım. Eziğin tekisin ama yapacak bir şey yok dedi. Bunlar çok atarlı bir ırk. Ekstrem atarlı bir ırk. Şunlara hediyeleri verelim mi bu arada? İnventörümde birikmiş bir şekilde bekliyorlar. Korvax Casting. Sadece Korvax'lara mı veriliyor? Buna da belki Efficiency'yi verebiliyorum. Şu anda spamlayacağım arkadaşlar hediyeleri bunlara. Keşke bütün diyalogları baştan yapmamı istemesi oyun. Üst üste tıklayabilsem. İkisi geçti yandan. Geliyor ilişki aynen direkt. Cooldown'u falan yok. Bunlar aşağıdaki terminalde de satılıyor. Arada sırada bol bol alabiliyoruz. 6 arttı ilişkim. Acaba max 100 falan mı oluyor? Hani bakarız ama 10 seviye mi ne var totalde? 8 de olabilir. 8'de 300 galiba bunlarla ya da 10'da 300. Birazdan yazar ekranda artarsa. Bitti hediyem. Bir de kelime öğret. Teknoloji falan bir şeyler öğret. Equipment. Teşekkürler. Şunları da verelim. Bunların hediyesi neydi? Bunlar da gek. Gek yok bende. Otursun. Ya da şey de olabilir. New. Yeni kelimesini öğretti. Şuna da spamlayayım. Korvax. Yanlış adamla konuştum. Az önce yemin edebilirim şurada biri duruyordu. Kapşonlu. Arkamı döndüm ve çekildi. Kafayı yiyorum galiba. Replay'ini izleyeceğim videonun. Burada biri duruyordu. Ve şey dedim. Bu ne ya? Oyuncu ne geziyor burada dedim. Bana benzer biri duruyordu. Arkamı döndüm ve kayboldu. Galiba kafayı yiyorum. Neyse yeterince hediye verdik. C sınıfı gemi. Geç. C sınıfı geç. Bunları almıyorum filoma. Böylelikle bir teknisyeni daha çağırdık aramıza. Şeye gidince bakarım. Gemiye gidince bakarız. Ben quest'e bir bakacağım. Köyüm kurtarma. Ve gemideki silah uzmanı da aslında şey dedi bize. Sentinelleri öldür dedi. Halen bu quest'in ne olduğunu anlamadım. Köyümü işaretledim. Okey, base'i nedense göstermiyor. Benim gezegen burası. Şimdi gösteriyor evi. Köye gidiyoruz. Savunalım. Sonra da veda edeyim. Savunabilirsek tabii bilmiyorum ne kadar kalabalık gelecekler. Yeryüzünde bazı questleri gerçekten açıklamıyor ya da ben anlamıyorum. Yeryüzünde belki sentinelleri dövmem gerekiyordur. Bu ne? Bunu arkadaşlar büyük gemiyi ele geçirince buldum. Ve güzel bir şey olabilir. Freighter upgrade'i. Yapıştır şuraya. Aynen. O patlattığı, şunun patlattığı yerden düştü bu. Expedition keşiflerimin verimliliğini %33 arttırdı ki çok gereksiz. Keşiflerim de verimsiz çünkü bir tane gemi yolluyorum hobi olarak Erdev'e. Ama güzel öyle şeyler takılabiliyor olması hoş. Bakalım köyümüzde neler dönüyor. Muhtarın dönüşü.
Neyi kullanalım? Şunu bir kullanacağım. Pulse Splitter. Şarj edileni kullanacağım. Javelin. Umduğum kadar vuramıyorum. Bir saniye, köylüler yardım ediyor galiba. 2100 vuruyorum. Bu daha iyi. Şimdilik. Birazcık daha iyi. Böcükler yardım edin bana. Bu kadar mı? Çok agresif bir atak diyordu. İki tanecik mi gelmiş? Corrupted'lar daha kuvvetli. Bunlar, düz sentineller bu kadar kuvvetli değil. Oh hell no. O nereden çıktı? O nereden çıktı? Biz bunlardan yapabileceğiz ileride bu arada. Nasıl araba yaptıysak bunlardan da yapabileceğim. Belki de gerekli olabilirdi şu anda. Çılgın vuruyor, vurmasına izin verirsem. Mavi. Birazcık Nanite geldi. Devam. Galiba. Ne yapıyorsun? İçeri girdim, biriyle konuşuyorum. Pardon, pardon, pardon. Gomat'tayız. Geri dönüyorlar diyor. O mech enteresandı. Sabit durduğumda bayağı vurdu. Bir yayın geliyormuş broadcast. Nerede? Okey, yanılmıyor. Ha, yanılmıyorsak savundum. Köyümüzü. Crusader 60 tane sentinela öldürmüşüm. Drone Shell. Sentinel'in kabuğu. Tamir et diyor. Drone'umuz mu olacak etrafta? Güzel. Yayını al dedi. Ofisime gitmem gerekiyor. Bu arada yaratık öldürme quest'im de var. Gemi upgrade şeye gelecek. Onu da yapsam tatlı olur da uçtular. Az önce böceklerin hepsi buradaydı. Geri gittiler. Bir sürü quest update oldu. Bakalım. Sen ne yapıyorsun benim ofisimde? Sırasını bekliyormuş. Bir şey mi istiyorsun? Paran var mı diyor. Ne? Dilenci. Ofisimde dilenci var. Şuraya bir tıklayalım. Yayını dinleyelim. Sentinellerle mi ilgili? Şahane bir terminal. Bir sürü data var. Seninle ve köylülerinle ilgili. Sana gizli bir şey söyleyeceğim diyor. Söyle. Çok fazla sentinel var, herkes bunu fark edebilir diyor. Anormalliğe gel, benle buluş. Peki. Şeyi buna götüreceğim galiba, sentinel parçasını. Ve tamir edecek, öyle bir şey olacak.
anormalliğe gidip yaparız. Yaparız. Bu arada köyümün inşaatı şeyi ne oldu? Tarla yeri. Şurası. Bekliyoruz galiba halen. %47'si bitmiş daha. Oho. Peki. Şey, borçtan batsın istemiyorum burası. Çünkü birkaç gün tatile gideceğim. Bir hafta belki. Kaçtı. Demek uçanlara kapışmamız gerekiyor. Dalmamız gerekiyor. Ne kadar çok canı var. Öldü. Yeni bir eşya geldi. Aynen, oradaki geri sayım beni biraz korkutuyor. Geldiğimde sıfırdan başlama ihtimalim var. Bir hafta tatile gideceğim. Yapacak bir şey yok. Yedi kere 24. Yok ya, burada daha çok vakit var. Aynen, 10 günlük falan, 12 günlük vakit var. O yüzden döndüğümde toparlarım diye düşünüyorum. Borç bitmez çünkü bu hızla. Burada yapacak çok bir şey yok. Atlas'a gideceğiz. Atlas değil de anormalliğe gideceğiz. Oradan inceleyeceğiz neler döndüğünü, Sentinel olayını. Geride yavaş yavaş yapıyoruz arkadaşlar hobi olarak. Yukarıdaki tarım questlerine devam edeceğiz. Exosuit terminali koyduk. Her yerden ufak ufak ilerliyoruz. Depo sistemim hakkındaki görüşlerinizde yorumlarda heyecanla beklemekteyim. Çok teşekkürler izlediğiniz için. Video hoşunuza gittiyse bir beğeni bırakıp kanala abone olmayı düşünebilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.